Merhaba arkadaşlar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Sizlere tam ölçüsüyle çok güzel bir kokostar pasta tarifi hazırlayacağım. Hemen öncelikle kekini hazırlayarak başlıyorum. Derince bir kabın içerisine 3 adet orta boy yumurtayı alıyorum. Evimizdeki klasik bardaklarla 1 su bardağı, 200 milimlik bardakla toz şeker, 1 paket vanilya, yarım çay bardağı kadar ılık su. Sakın kaynar olmasın, yumurtanızı pişirirsiniz arkadaşlar. 3-4 dakika boyunca açık renk alana kadar çırpıyorum. Tamamdır. Tam 4 dakikadır çırpıyordum. Şimdi içerisine yarım su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağından 2 parmak eksik süt, 1,5 su bardağı un. Muhakkak eleyerek ilave edin arkadaşlar. Şöyle bir de yarım, 1,5. Bir paket kabartma tozu. 3 yemek kaşığı dolusu kakao. Şimdi bunları da sadece çok olmadan karışana kadar çırpıyorum. Yeterli, çok değil arkadaşlar. Sadece karışana kadar lütfen. Şöyle 24 santim çapında bir kelepçeli kalıp kullanıyorum arkadaşlar. Aynı şekilde arzu ederseniz borcamda da yapabilirsiniz. İçerisine yağlı kağıdı koydum ve kenarlarından kestim. Gördüğünüz gibi kıvamda böyle çok aşırı katı olmasın ki kekiniz yumuşak olsun. Şöyle bir fırına dayanıklı kabın içerisine suyu doldurdum arkadaşlar. Bunu fırının en alt tabanına dibe doğru koyacağım ki bu sayede daha yumuşak olması için kekimizin. Şimdi şöyle bir kere vurup önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında ortalama 20-25 dakikada pişecektir. Krema kısmını hazırlıyorum. 2 paket toz krem şanti kabının için alıyorum. İçerisine 2 su bardağı süt. Kıvam alana kadar mikserle çırpıyorum. Artık mikseri alıyorum. Şimdi içerisine şöyle 1 su bardağı, su bardağından biraz daha az Hindistan cevizini ilave edip karıştırıyorum. Arzu ederseniz 1-2 yemek kaşığı kadar pudra şekeri katabilirsiniz ama çok aşırı tatlı oluyor bence. Ben katmıyorum. Güzelce karıştırıyorum. Şimdi şöyle hemen hemen 2 yemek kaşığı kadar üzerine süslemek için ayırıyorum. Toplar yapacağım arkadaşlar. Şu kadar yeterli. Tamamen kekini soğumadan sakın dökmeyin. Şunu dolaba kaldırayım. Kekim tamamen soğusun. 150 gram kadar kremayı birazcık ısıttım. Sakın kaynatmayın. Kaynar duruma gelmeden, yani çikolatalarınız eriyecek şekilde 150 gram kadar da içerisine bitter ya da sütlü fark etmez ya da biraz ondan koyabilirsiniz. Çikolata ilave edip karıştırıyorum. 200 grama kadar da çıkarabilirsiniz. Kremanız kadar çikolata kullanmanız gerekiyor. Bende 150 gram çikolata vardı. O yüzden 150 gram krema kullanmam gerekti. Ama 200 gram varsa 200 gramı 200 gram yapın. 150 gramı 150 gram ya da 100 gramı 100 gram yapmanız gerekiyor ki o ganajı, üstünün o görüntüsünü yakalamak için. Baktınız benimki gibi böyle erimedi, yeterince ısınmadığını gördünüz. Ocağa götürün, kısıkta böyle hafiften şöyle bir 15-20 saniye tutun, hemen eriyecektir. Bakın ocağa götürdüm, şöyle hafif karıştırarak erittim. Çok güzel bir şekilde eridi arkadaşlar çikolata. Şimdi artık bunu kenara alayım, iyice soğuması lazım. Krem şantinin üzerine sakın hemen dökmeyin, krem şantinizi eritir. Soğuması için dolapta değil, kenarda bekletebilirsiniz.
Keki çıkardım arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde vardı gördüğünüz gibi. Yumuşacık. Kek tamamen soğudu artık arkadaşlar. Üzerine hazırladığım krem şantili karışımımı bırakıyorum. Şöyle tamamen soğumadan sakın dökmeyin. Krem şantiniz olduğu gibi söner ve sulanır. Şimdi spatula'dan şöyle üstünü dümdüz hale getiriyorum. Şimdi tamamen soğumuş olan çikolata sosunun üzerine döküyorum. Dikkat edin taşmasın arkadaşlar. Şimdi bunu dolaba kaldıracağım. En az 3-4 saat, hatta şöyle bir gece dinlendirirseniz çok daha güzel olacaktır. Dinlendirip servis edeceğim. Şimdi dolaba kaldırıp dinlendireceğim. CocoStar pastamı tam 5 saattir dinlendiriyordum arkadaşlar. Yanıma şöyle suyu aldım. Şu şekilde batırıp keseceğim ki çok fazla dağılmasın. Bu arada ayırdığım kenara Hindistan cevizi böyle top top yaptım. Eğer ki baktığınız çok yumuşak oluyorsa içerisinde şöyle 2 yemek kaşığı kadar Hindistan cevizi ilavesi yapabilirsiniz. Ben şöyle kenarından açacağım. Kestikten her defasında muhakkak bıçağınızı temizleyin. Çok güzel bir şekilde çıktı gördüğünüz gibi. Şimdi hemen bunu bir servis tabağına alacağım tabii ki. Şöyle servis tabağına alıyorum. Gayet güzel bir şekilde çıkarttım gördüğünüz gibi. Sıra geldi dilimlemeye. Bu toplarda böyle üzerine dizeceğim arkadaşlar. Şöyle bıçağa ılık suyu koydum. Hafifçe ıslatıyorum. Ve bıçağı çok yukarı kaldırmadan içinde bırakacak şekilde kesiyorum. Her defasında bıçağınızı lütfen temizleyin ve şu şekilde suya batırmayı unutmayın. İstediğiniz kalınlıkta dilimleyebilirsiniz. Aradığım topları şöyle biraz küçülttüm. Üzerine doğru bırakıyorum. Bu topları yaparken baktığınız yumuşak oluyor. Şöyle 1-2 yemek kaşığı da Hindistan cevizi koyabilirsiniz. Dolapta bekleyince biraz sertleşiyor çünkü. Gerçekten çok güzel bir pasta oldu bence. Muhakkak deneyin. Hatta bunu doğum günü için bile yapabilirsiniz arkadaşlar. Güzel pastayı muhakkak deneyin arkadaşlar. Harika oldu. Hemen bir dilimini alayım. Servis tabağına koyacağım. Pasta lezzetinde çok güzel bir tatlı oldu. Şu güzelliğe bakar mısınız? Kekin o kadar güzel bir şekilde kabardı. Güzel kabarmış ki olması gerekenden biraz fazla bile kabarmış. Harika. Lezzetli pastayı muhakkak deneyin. Ona kadar videonun yorum kısmına puanlarınızı bekliyorum. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Daha güzel, daha lezzetli tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.